Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli kaşık tatlısı tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Karamel soslu tavuk göğüs tatlısı. Hepimizin evinde bulunan malzemelerden gerçekten çok lezzetli, çok hafif bir tatlı oldu. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzeme listemizi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 150 gram kadar tereyağı, 1 bardak un, 1 bardak şeker, 1 litre süt, 1 paket vanilya şekeri. Evet, tenceremize tereyağını alıyoruz. Erittikten sonra 1 bardak unu ilave ediyorum ve orta ateşte böyle çok yanmadan, çok böyle rengi dönmeden arkadaşlar hafif kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra sütü kontrollü bir şekilde ilave ediyorum aşama aşama. Evet, kavurduğum unumu şimdi aşama aşama sütümü ilave ediyorum. Çırpma teliyle de sürekli karıştırıyorum. Topaklanmasın diye sütü birkaç seferde ilave edeceğiz arkadaşlar. En son olarak da tam böyle pürüzsüz bir kıvam elde etmek için el blenderimiz ile bu şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her ihtimale karşı topak kalmış olan parçaları da el mikserimizle eziyoruz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Şimdi bir bardak şekeri de ilave ediyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Evet, bir paket vanilya şekerimizi de unutmayalım. Şimdi karıştıra karıştıra orta ateşte kaynatacağız. Kıvamı gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı arkadaşlar. Bu kıvamın böyle olduğuna bakmayın. Soğuduktan sonra çok güzel donacaktır, katılaşacaktır. Evet. Tavuk göğsü tatlım olduktan sonra en sonda bu şekilde mikserle tekrardan pürüzsüz kıvam olana kadar çırpıyorum. Ve artık tatlılarımda kullanmak için kremam hazırdır arkadaşlar. Bunu istediğiniz kremada, sosta, pastada kullanabilirsiniz. Evet, ben bu şekilde kedi dili bisküvilerini kullanmak istedim. Sade de yapabilirsiniz. Dilerseniz küçük bir borcam kullanabilirsiniz. Dilerseniz bardak tatlısı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bardaklar kullanabilirsiniz. Dilerseniz küçük küçük kaseler kullanabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Kedi dili bisküvilerini 3-4 parça elimle kırdıktan sonra gördüğünüz gibi ben 2 farklı kap kullandım. Kabın biri küçüktü, biri de bu şekilde küçük bir borcam tarzı bir kabımdı arkadaşlar. Bisküvilerin üzerine hazırlamış olduğum tavuk göğsü tatlımı pay ettim. Soğumasına gerek yok, böyle ılıyana kadar bekletmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen kaplarımızı aldıktan sonra zaten kabımızın içerisinde soğuyacaktır. Böyle spatula ile de güzelce düzeltelim. Artık tatlımızın kremasını yapmaya geçebiliriz. 1 su bardak şeker. Ocağın altını açalım ve tavamıza şekeri dökelim arkadaşlar. İçerisine hiçbir şekilde su ilave etmiyoruz ilk etapta. Ve hiç karıştırmadan şekerin erimesini bekliyoruz. Bu esnada başka bir kabımızda yaklaşık 1 yemek kaşık nişastayı 1 bardak su ile açıyoruz. Bunu güzelce pürüzsüz kıvam olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Çırpıyoruz, bir kenarda bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi şekerimiz yavaş yavaş erimeye başlıyor. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Kendisi çözülecektir, renk alacaktır. Gördüğünüz gibi biraz yardımcı olalım sadece. Bu şekilde karamelize ediyoruz şekeri. Şimdi tamamıyla karıştırabilirim. Çünkü çok güzel alttan eridi ve rengini aldı. Karamel rengini aldı. Bu esnada arkadaşlar siz bunun içerisine tereyağı ilave edip krema ekleyip karamel sosu elde edebilirsiniz. Ben bu kez nişastalı bir sos ile
bu karamel sosunu hazırlıyorum. Burada da dikkat edelim. Şeker çok sıcak olduğu için ilk ekleyeceğimiz su birazcık buharlaşıp ses yapabilir. Dikkat edelim arkadaşlar, kendiniz de yakmayın. Şekeri bir bardak su ile açtıktan sonra hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı da ekliyoruz. Karıştırarak pişiriyoruz. Kısa bir süre sonra özleşecek arkadaşlar. Daha sonrasında karamel sosumuzu elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başlıyor. Kıvamını aldı. Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra artık ocağımın altını kapatacağım ve tatlılarımın üzerine pay edeceğim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde gerçekten çok hafif oldu arkadaşlar. Ama tereyağı ve krema kullanırsanız lezzetine lezzet katmış olursunuz. Nişastalı sosuyla karamel sosu çok hafif bir tatlı oldu. Şimdi hazırlamış olduğum kaplarıma bu karamel sosumu pay edeceğim. Tamamıyla soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir ertesi güne kalırsa üzerindeki karamel sos da aynen altındaki krema gibi katılaşacaktır, donacaktır. Daha sonra videomun sonuna doğru sizlere göstereceğim. Evet. Kaplarıma bu şekilde soslarımı da pay ettikten sonra tatlım hazırdır. Arkadaşlar eğer karamel kullanmak istemezseniz çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Kuvertüre biter çikolatayı normal benmari usulü eritip üzerine ekleyebilirsiniz. İnşallah ileriki zamanlarda onu da yapacağım. Sizlerle dilerseniz tarifi paylaşırım. Evet, Antep fıstığını kendim makinede çektim. Bu şekilde boz Antep fıstığını ve tatlımı süsledim. Fındık, ceviz ile süsleyebilirsiniz. Elinizde o an ne varsa. Gördüğünüz gibi hem renk olarak hem lezzet olarak gerçekten çok güzel bir tatlıydı. Herkesin evinde olan malzemelerden hemen yapılabilecek bir tarif. Eğer tatlı kriziniz geldiyse denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sütlü tatlı seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Müptelası olacaksınız eminim. Evet, burada sizlere kıvamını da göstereceğim. Gördüğünüz gibi harika değil mi arkadaşlar? Hemen beklemedim. Eğer beklemiş olsaydım üzerindeki karamel sosu da birazcık daha donmuş olacaktı. Ama bu şekliyle bile mükemmel lezzetliydi. Ben sizler için tadına baktım. Afiyetle bizler yedik. Biz beğendik. Umarım sizler de denersiniz. Denediğiniz tariflerimi yorum kısmına yazarsanız yapacak olan takipçilerimize fikir vermiş olursunuz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Emeğime destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet. Gördüğünüz gibi bu da donmuş hali arkadaşlar. Bir gün bekledikten sonraki hali. Karamel sosu da oldukça güzel katılaştı. Harika bir tatlı oldu. Gerçekten çok da bereketli arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.